Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Mehmet Özer'le Mutfakta'dan herkese merhaba efendim. Evet değerli izleyiciler, yine harika bir bölüm sizleri bekliyor. Çünkü çok değerli iki konuğum var. Öncelikle hoş geldin diyorum. Canan Ergüder ve Kenan Ece, hoş geldiniz efendim. Hoş nasılsınız? Hoş bulduk. Kırmadınız, geldiniz. Bir de elinizle boş gelmemişsiniz. Evet. Hayır, gayet dolu gelmişsiniz. Nefis bir çikolata paketi görüyorum burada. Evet. Birazcık şunu açıp gösterebilir miyim? Lütfen. Hatta yiyebilir miyim? Tabii ki. Bakar mısın şöyle? Enerji ihtiyacım var benim. Enerji ihtiyacım var. Hakikaten harika gözüküyor yani. Hem görsel, şimdi tadına da bakacağız. Şey, siz üretiyorsunuz değil mi Kenan? Evet. Babanla. Daha doğrusu babam üretimin başında. O başladı bu işe. Biz de böyle küçük bir işe dönüştürelim dedik. Ay, çok güzel gözüküyor valla. Yiyebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Şunu mu yiyeyim bunu? Onu buyurun. Neli bu acaba? Ay. Bakalım neli. Bilebilecek misiniz acaba? Merak ediyorum. Karamelli ve limon. Ne ne? Tarçın. Emin misiniz? Evet. Emin misiniz? Hadi ben bakayım, neden bileceğim şimdi. Şimdi yedikçe geliyor daha çok tarçın. Evet. Ama çok yani güzel. Aslında boğazdan geçtikten sonra evet. Aroma gelmeye başlıyor. Anlamadım. Çünkü kokuyla geliyor. Bir şey söyleyeyim, çok güzel bir çikolata. Siz de seviyor musunuz? Ben sıcağına? Çok seviyorum. Normalde çikolata sever miydin peki? Evet, ben çikolata severim. Çikolata sevmez mi? Nasıl? Muhteşem abi. Siz hangisini yediniz? Gerçekten çok iyiydi. Şurada mı olan? Şuradaydı. Evet. Şimdi bunu şöyle ben kenara kaldırıyorum program sonrasında. Hepsi yiyeceğim ama. Vermeyelim. Bir şey söyleyeyim. Burada herkes kurt gibi bekliyor zaten karşımda da. Şöyle bir uzaklaştırayım onlardan çikolataları. Çok lezzetli. Bir de ayrıca bana sevdiğiniz malzemeleri getirdiniz. Ne getirdiniz? Ben çok sevdiğim, çok muhteşem aromatik kişniş, taze kişniş. Bir şey söyleyeceğim. Kişniş öyle bir şey hakikaten, öyle bir tat ki seven çok seviyor, sevmeyen evet, de sevmiyor. Sevmiyor. Nasıl kokuyor? Sen sever misin? Ben yani böyle oran... Ben çok severim. Eğer ben ki ayarlanırsa severim. Çok fazla kişnişli evet, sevmiyorum. Kenan sen aynen. Ne getirdin? Hindistan cevizi yağı. Oh. Bak bu da enteresan. Yani siz karı koca zevkleriniz de bir değişik yani. Hindistan evet. Cevizi yağını seviyor olmak da bir enteresan. Da ama çok basit bir şey ve evet, yemeğe biraz kattığınız zaman inanılmaz bir koku, inanılmaz bir ya bence de şey. Kıvamını da kullanmak önemli. Bugün evet. De biz kıvamını da kullanacağız, lezzetli bir şey çıkaracağız diye umuyorum hakikaten. Gülenay, şöyle ne yapacağımızı bir konuşalım. Gördüğünüz gibi bir adam masamızı böyle bu malzemelerle donattık. Ne yapacağımızı bir anlatalım önce istiyorsanız. Sizin getirdiğiniz nefis bir kişniş var. Kişnişli ve Hindistan cevizi yağlı. Bir çeşit Hindistan cevizi sütü de kullanacağım bu sefer ben içinde. Bir körili bir tavuk ve et yemeği karıştıracağım ikisini birlikte. Onun yanına zencefil de koyacağım. Taze zencefil de koyacağım. Biberler, her şey, soya sosları, köriler, bunlar hepsi işin içine girecek. Safran da koyacağım bir parça. Şahane. Bayağı zengin bir yemeğe dönüştüm. Güzel safranım da var burada. Hı-hı. Onu da koyacağım, yemeğe dönüştüreceğim. Yanına da bir böyle bir tamamlayıcı bir şey olsun. Aç geldiğinizi biliyorum. Doyurucu bir tabak olsun diye. Noodle yapacağım. Böyle taze soğanlı, biraz acılı. Acı seviyor musunuz? Biraz çili kullanacağım. Ben çok seviyorum. Seviyoruz. O zaman dengeli kullanacağım, merak etme. Korkma yani, çok acı da koymayacağım. Ortalama acı ben kaldırabilirim. Bir de bu Hindistan cevizinin o şey, tadı zaten onu yumuşattığı için evet. Ceviz sütünün şeyi. Sen ne yapacaksın? Ben ne yapacağım? Böyle kuru meyveli, kuru yemişli bir kek hazırlayacağım. Üzerine de bir karamel sos yapacağız. Daha sonrasında böyle hafif hafif. Güzel geldi bu kura. Muhteşem. Tamam, şahane. Bence yavaş yavaş başlayalım. Evet, ocaklar yansın. Ve sohbete başlayalım. Şimdi önce
çikolatayı konuştuk falan filan. Biraz oyunu konuşalım. Karı koca ikiniz birlikte bir Hipokrat isimli oyunla başladınız. Kaç bölüm oldu hatta? Oyun bu pazar 31. oyunumuzu oynayacağız. Maşallah. Evet. Allah güzel daha uzun versin. Güzel oynadık. Güzel oynadık evet evet. Kimle yani başladı? Bu kadar fazla oyun olmuyor genelde. Bir de sıkışıklı bir programda arka arkaya da oynuyorsunuz galiba arka şimdi. Arka arkaya da oynuyoruz evet. İstanbul içi turnelerimiz oluyor. Şehir dışı turnelerimiz de oluyor. Evet. Aralık ayında çok sık oynadık. Ocak'ta evet. biraz daha rahattık. Şimdi Şubat'ta yine dolu dolu oynayacağız. Tabii şimdi çok Demir'in doğumunu olmadan arada vermek zorunda kaldın herhalde özellikle sen. Evet ben zaten hani işlerim arası genellikle bir sene, bir buçuk senelik bir ara veriyorum. Ama üstüne de hamile kalınca daha uzun bir genelde ara normalde var. De ara verir misin sen işlerin arasında? Evet veriyorum her zaman. O neden o? Kendimi dinlendirmek için mi yoksa? Hem kendimi dinlendirmek için hem yüzümü dinlendirmek için. Zaten diziler inanılmaz yorucu bir temposu oluyor. Bir toparlamak gerekiyor. Doğru. Yani çok yorucu bir tempo. Her an her dakika görünmek zorunda da değilim. Yani o da güzel. Tekrar geri geldiğimde güzel bir hisle geri geliyorum. İki taraflı olarak yani seyirci tarafından da. Kendi açımdan. Şey zor bir şey mi? Aynı işi yapıyor olmak yoksa daha kolay bir şey mi? Karı koca. Şimdilik bizi zorlamadı. Evet yani daha kolay bir şeydir herhalde. Bence insan birbirini daha iyi anlar diye düşünüyorum evet. halinden. Yani evet. bir dizi seti varsa birisinin onun ne kadar yorulduğunu öbürü tabii. ne kadar eziyet çektiğini o sette. Bir de neler olabileceğini mesela. Yani. Yani çünkü setler uzayabiliyor gece. Evet. Tabii. Eve gitmeyebiliyorsun falan. Hani yani belki senin işini yapmayan biri başka şeyler evet. gelebilir aklına ama. evet. Hani işin şartlarını bilmek herhalde tabii ki. Anlayışı kolaylaştırıyor. Siz sohbet ederken onları nasıl kesiyorsunuz? Ben o kadar çok sohbet ederek bir şey yapmaya alıştım ki. Yemek yapmaya. Şimdi şaka ben yapamıyorum. Ben yapamam mesela. Ben yapamam. Şaka maka benim. Yani buradaki yani bizim 330. bölümümüz falan Fox'taki sadece. Ki ben 10 senedir konuklu yemek programı yapıyorum başka bakıyor kanallarda da. O yüzden bir şekilde hep alıştım. Hem konuşuyorum, hem yemek yapıyorum. Parmaklara dikkat. Aman. Arada kesiyorum ama olsun. Arada yapacak bir şey yok. Oluyor mu? Kesiyor musunuz arada? Bazen arada kesiliyor. Hafif. Yani daha doğrusu böyle yanlışlıkla kesiyorum. Evet yıkarken, bıkarken. Bir şey doğrarken kesiliyorum evet, da. Evet, doğrarken hatırlamıyorum ben de. Ama şey bir hatırlatmasını yapacağım bu arada. Bir sosyal medya hatırlatması. Hep sorular geliyor. Kaçırdığımız bölümler, tarifler falan nasıl oluyor diye. Instagram, Facebook, Mehmet Özer ile Mutfak'ta. Kaçırdığınız bölümler, detaylı tarifler Fox.com.tr'de. Ya da bazen böyle bir yemek tarifi arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Arama motoruna Mehmet Özer ile Mutfak'ta ve yemeğin ismini yazın. Zaten arama motorunda da o yemeğin tarifi sizi yönlendirerek şeyden de ulaşmanız mümkün diyorum. Şimdi aramaya devam edelim. Ben bugün hem et hem tavuk kullanacağım ama evde yapmak isteyenler sadece tavuk, sadece etle de yapmaları mümkün. Şimdi koydum ama çok çekirdekli kısmına geldiğinde durdum. Çok anormal bir acı olsun istemiyorum. Onu da doğradıktan sonra. Şimdi altını yaktım. Tavamın da altını yaktım. Biraz yüksek ateşte şöyle önce etleri ve tavukları bir hafif... Wok tava mı o? Wok tava. Evet. Birazcık karamelize edeceğim. Ama ondan evvel sarımsaklarımı doğrayayım. Bütün doğrama işlerim bitsin. Şunun üzerine biraz su koyayım açılsın. Safran. Acının kokusu buraya kadar geldi. Geldi değil mi? Evet, çok güzel. Evet. Bu arada ama tabii Kenan çok sevdiği için çok güzel dedi yani. Şu etleri ve tavukları da alayım önüme. Sarımsakla koyacağım içine. Önce bir lezzetlendiriyorum sizi tuz ve karabiberle. Şimdi onu soracaktım. Önceden lezzetlendiriyorum. Mutlaka. Yani yani bir şeyle sarılar var. Yok et sertleşir falan filan diye. Öyle bir şey yok yani sertleşmez. Ya da et suyunu bırakır falan diyorlar tuz koyunca. Yok öyle bir şey olmuyor. Yüksek ateşte yapacağım ben bunu. Yüksek ateşte yapacağım için hiçbir şey olmaz. Çok doldurmadan da yapacağım tavayı açıkçası. Çünkü çok dolunca tava doğal olarak soğuyor. Soğuyunca da bir buhar yaratıyor. Onu öyle bir şey olsun istemiyorum. Bak şöyle dumanlar çıkıyor. Harika çok sıcak. Etleri evet. de bir tuzladım güzelce. Şimdi çok az sıvı yağ alacağım oradan. Yani yine zeytinyağı kullanmıyorum burada, sıvı yağ kullanıyorum. Ben yemeğin biraz daha uzak doğu esintili bir yemek yapıyoruz. Şeyini bozmayayım diye tadını zeytinyağı tadıyla. Ve yanması da daha kolay zeytinyağın. Bu daha dayanıklı bir yağ. Şöyle bir tahta alıyorum. Hindistan cevizi yağı da mesela sıcağa dayanıklı bir yağ. Evet dayanıklı bir yağ, onu da koyacağım. Ama önce şöyle sıvı yağında birazcık... Şu etler çok suyunu bırakmasın diye yüksek ateşte... Tavuğun da bir kısmını koyacağım. Şöyle bir karamelizasyon istiyorum.
Bir kısmını biraz sonra koyarım ki şey olmasın diye. Oyundan bahsediyorum. Oyunun konusu ne? Hipokrat'ın konusu ne? Kim anlatacak? Sen anlat. Neşeleri sen daha iyi yapıyorsun. Oyunun konusu iki doktorumuz. Biri yılbaşı gecesi, biri sevgililer gününde. Acilen bir ameliyata giriyorlar. İkisi de cerrah. Ve ameliyata girdiklerinde hastalarını ikisi de kaybediyor. Ve bir vicdan muhasebesi yaşamaya başlıyorlar ve kendilerini en yakın tuvalete kilitliyorlar. Çünkü acaba hastayı kaybetmelerinde kendilerinin bir hatası var mı yok mu pek emin olamıyorlar. Ve çok büyük bir kriz yaşıyorlar aslında ve bu krizde aslında sandıkları kişiler olmadıklarını keşfediyorlar. Sandıkları kişiler olmadıklarını keşfediyorlar. Evet. Acaba keşfediyorlar mı? O da belli değil aslında. Belli değil. Evet. Ama sandıkları insan olmadığı ortaya çıkıyor diyelim. Enteresan bir senaryo. Daha fazla da söylemeyelim. Evet. Daha fazla söylemeyin ki oyunu gelenler de. Oyunu gelenler izlesinler. Yani oyun şunu çok basit bir şekilde seyirciye galiba sandığın kişi misin? Sandığın kadar iyi bir insan mısın? Yoksa İçinde bir takım böyle küçük canavarlar pusuda bekliyor ve en ufak bir kriz anında acaba bunlar gün yüzüne çıktığında ne yaparsın? Yani normalde ayakta durduğun taban bir anda kalktığında uçuşuyorsun ve gerçek ortalıkta görünmüyor ve sen bir yere tutunmak için çabalıyorsun. Evet. Böyle bir krizden bahsediyor. Böyle anlatalım. Evet, çok güzel. Çok güzel, daha güzel anlatılamaz zaten bence. Zaten biraz daha anlatsam oyunun sonunda öğrenmiş olacağız. Evet, oyunun sonunda öğrenmiş. Çok güncel yani. Konularla ilgileniyor oyun. Yani seyircimizden gelen tepkiler de o doğrultuda. Hem yerli bir oyun, yerli bir yazarın oyunu sevgili Erdi Işık'ın. İnsanlar geldiklerinde direkt özdeşleştirebiliyorlar kendilerinin oyunu. Çünkü etrafımızdaki şeylerden bahsediyor. Evet. Onu da seyirci çok seviyor açıkçası. Bir şey söyleyeceğim. Bir de hakikaten Türk halkının tiyatroya karşı bir şeyi de var son senelerde. Ben bunu görüyorum. İlgisi ve alakası var. Oyunlar doluyorlar. Evet. Çok tiyatro var. Çok sahne var. Çok özel tiyatro çok var hakikaten. Oldu. Her yerde bir oyun gösterimi var ve çok sevindirici bir şey yani bu hakikaten. İnşallah uzun soluklu olur. İnşallah evet. Ya insanların bir araya gelip beraber bir şey tecrübe etmeleri, yani hem sahnedekiler hem seyredenler her zaman güzel bir şey. Çünkü insanlar belki de bağlarımız eskisi kadar kuvvetli olmasa da tiyatroda bu bağlar güçleniyor bir şekilde. Ben şu anda Hindistan cevizi yağından biraz koydum. Senin getirdiğin Hindistan cevizi yağından. Evet. Kişniş biliyorsunuz en son koyacağım. En son. Çünkü acılaşırı ve yanmaması lazım. Acılaşırı pişmemesi gerekiyor. Bütün taze baharatların esasında bence son dakikada konulmasında kesinlikle fayda var. Biraz da zencefil kesiyorum şuradan. Onu da doğrayacağım içine. O güzel yeşilini kaybettiği zaman evet, zaten olmuyor, ölüyor. Evet. İstiyorsan ben az koydum. Sen kendi elinle, kendi getirdiğin Hindistan cevizi yağından bir parça daha bunun içine koyabilirsin. Şöyle bir görebilir miyiz? Efendim? Bakalım, ya bir gel lütfen. Çıkmadı. Lütfen buyurun. Burası sizin mutfağınız. Evet. Bak etleri güzel bir karamel rengi yaptım. Evet çok güzel. Yüksek ateşte olduğu ya için. Ondan sonra da şey yapacağım. Hindistan cevizi yağı senin nerede? Burada. Burada. Kaşık da vereyim sana. Teşekkür ederim. Evet daha Hindistan cevizi yağını. Daha süsü de koyacağım falan. Zencefil evet sever misiniz? Çok. İyi o zaman bütün bugün. Kadar yeterli bence. Yeterli. Buradaki her şeyi evet, çok ne seviyorum. Ne mutlu o zaman. Bugün bize ne mutlu. Bizim de sevdiğimiz malzemeler var yani. Evet. Zencefil de ama dikkatli kullanmak. Tabii karıştırabilirsin. Hatta çok iyi olur. Makbule de geçer yani. Zencefil de dikkatli kullanmak lazım. Çok baskın bir şey. Çok baskın bir şey. Onu incecik incecik kırıyorum. Biz geçen sene diyorum. Geçen gün zencefili salata sosuna koyduk. Muhteşem oldu. Ya her şeye yakışıyor. Çok. Zencefil ve kişniş vardı çok o salata. Çok da faydalı zencefili de biliyorsunuz. Evet. Evet. Ben bugün bütün Barış Manço'yu da şarkısını da söyleyeyim. Evet. Biz bu ara çok Barış Manço dinliyoruz. Evet, ben bolca gerçekten son bir haftadır zencefille ekstra aşk yaşıyorum yani. Şimdi ben artık soğanlarımı da doğramıştım. Onları da mı? Onlar da. Tek tavada pişecek bir yemek bu yani. Evet. Bir tava yemeği, bir wok yemeği yani. Bir uzak doğusu tam bir wok yemeği yapıyoruz. Soğan, sarımsak, çili. Oh.
Hepsi işin içine giriyor. Artık altını kısıyorum tamam. Bunlar yanmasın diye. Peki sen etlerin istediğimiz kıvamda pişmesini neye göre karar veriyorsun? Orta iyi şey olarak mı diyorsun? Hayır yani mesela tavukla şimdi dana herhalde beraber koydunuz. Bonfile. Bonfile ile tavuk göğüs. Tavuk bonfilesi yani normal. Bana bonfilesi esasında baktığın zaman. Yani zaten bu çok çabuk pişecek bir yemek. Çok çabuk pişiyor. Çok çabuk ya burada çok uzun uzun bir şey yap. O yüzden bonfile kullandım ki hani yumuşak olsun diye. Tavuk göğsünde çok canı yok zaten çabuk pişiyor. Havuç rendesi birazcık tatlılık versin istiyorum. Onu da koyuyorum. Bunları birazcık böyle yumuşatacaksın. Biberleri de çok öldürmek istemiyorum. Hiçbir şey çok öldürmek istemiyorum açıkçası. Birazcık ağzımı tadı gelsin. Sadece etlerin pişmesi. Bizim için etleri tavuğun pişmesi. Yeter. Sen ne yapıyorsun Gülen? Ben orada ne yaptım? Sessiz bıcır, sessiz çalışıyorum. Bıcır bıcır bir şeyler yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Bugün gerçekten tamamen sessiz şekilde. Ne yapıyorsun? Söyle abla. Klasik aslında bir kek hazırladım. Kek harcı hazırladım. Yumurtayla şekeri çırptım. Normalde evde mikserle çırpabilirler ama ben burada açıkçası o sohbet bölünmesin diye... Ne kadar saygılı bir insansın. Çırpıyorum. Gürültü yapmıyor kız yemek. Gürültü yapmıyor. Gürültü hiçbir şey yapmıyorum. Arkasından birazcık süt ve yine sıvı yağ vardı. Yani bütün sıvıları ekledim ve karıştırdım. Evet, onu koydum. Devamında da evet kuru malzemeleri koydum. Bir daha bir karıştıracağım. Ve burada işte birazcık kıydığım hem kuru yemişler var hem de kuru meyveler var. Bunları tamam. Katıp peki, işte hocam, fırına ekledim. Yağ yok mu bunun içinde? Var. Var. Ne? Sıvı yağ var. Sıvı yağ var. Tamam, evet. Okey. Evet, soğanlarım da hafiften ölmeye başladı. Avuçlarım da terlemeye başladı. Bu biberlerimi de koyuyorum artık işin içine. Yani yemeğin sıvı malzemesini vermeden evvel baharatları da kavuracağım birazcık. Evet. Yani birazcık şey tane kişniş de var. Harika. Onu da şöyle bir eziyorum. Bıçağın tersiyle. Tatlarıyla çıksın. Evet, iyice çıksın. Bunu da koyalım içine. Ve evet, artık bunlar böyle sotelenmeye devam ediyor. Biraz sonra sıvı malzemesi vereceğim ama sıvı malzemesinden önce koyacağım bir köri var. Hindistan cevizine çok yakıştırıyorum köriyi açıkçası. Onu da koydum. O da bir kavrulsun. Zaten daha sonra Hindistan cevizi sütünü az bir şeyle tavuk suyu koyacağım içine. Lezzetleri arttırsın diye. Biraz soya filizim var. Hem de burada kullanacağım hem burada kullanacağım. Soya filizlerini atıyorum içine. Ortaya böyle bir karma açıyorum ama çok lezzetli bir şey çıkacak eminim yani. Sizin evde de hep et suyu oluyor. Değil mi? Evet, yani mutlaka ya dana, ya kuzu, ya tavuk suyu mutlaka ya bir şey söyleyeyim, yemeklere boyut arttıran bir şey. Çok. Şey yani lezzetli su kullanmak, evet. Yani tatlı canlı, yani düz su yerine, yani tavuk suyu, et suyu, sebze suyu, ne suyuysa artık o. Aynen. Çok fark eden bir şey. Bambaşka. Bambaşka. Yani makarna bile yapıyorsanız makarnanın piştiği su. Ben noodle'ın içinde tavuk suyu pişireceğim. Aynen. Yani o içine çeksin daha lezzetli olsun diye. Biliyorum ki, daha önce okudum ki. Canan çok meraklı. Evet. Mutfağa. Sen de giriyormuşsun arada yaptığın zaman sen de çok güzel. Arada. Ama Canan'ın bayağı meraklı olduğunu lezzetli, biliyorum. Çok. Yani ve yine bir şeyde okudum. Yani gördüm daha doğrusu televizyon programında görmüştüm. Sen şey dedin Canan için. Yemek yapmayı da çok, hayatı zaten çok disiplinli yaşar ve ciddi alarak yapar her yaptığı işi demiştin. Evet. Yemek hakkını yaparken verir. De. Nasıl oluyor bu hakkını vermek? Biraz odaklı oluyor insan evet. İşte. Ya mesela bir misafir evet. Falan geliyorsa mesela Canan çok erkenden başlıyor hazırlıklara. Her şey teker teker böyle burada gördüğünüz gibi. Ha bir mutfak intizamında şey tabii. Gibi. Evet çünkü tabii. Yoksa çok fazla bulaşık birikiyor orası. Aynı ben de başka bir yapamam yine. Yemek pişirmesi gerçekten. Bittiğinde zaten hani mutfak tertemiz oluyor hiç aynı zamanda. Hiç girilmemiş gibi oluyor. Aynen. Yani öyle bir düzeni var kendisinde. Oh. Hayır bir şey diyeceğim ama zaten... Bence düzen olmayınca mutfaktan doğru düzgün iş çıkmaz. Evet. Çok doğru. Şimdi birazcık acı çili, tatlı çili bunları da koyuyorum içine. O acıydı. Evet. Şimdi biraz soya sosum var. Ha bu soya sosu değil bu pekmez. Bir de buraya pekmez koyacağım. Ha o pekmez. Pekmez. Ne pekmezi? Normal. İşte üzüm pekmezi. Üzüm. Soya sosu. Bu da girdi. Peki mesela en severek yaptığın yemekle böyle misafir falan gelir. Ne yaparsın? Mesela Canan şunu yapar misafir gelince denilen bir şey var mıdır yani yemek? Kuzu kol. Haa. Fırında. Bayılırım. Evet. Ay kuzu. Fırında öyle güzel çok yavaş yavaş. Düşük ısıda uzun uzun pişirelim. Evet onu ben sadece misafir gelince de yapmıyorum. Yani kendinize evde yapmıyor musunuz? Bize, evet bize de yapıyorum. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Ve de. Çok basit bir şey. Yani bayılırım yani. Evet.
Yani koyup fırına unutabilirsiniz. Yani evet arada hani gelip döndürmek falan gerekiyor ama. Bir tam tarif ver izleyicilerimize. Canan'ın meşhur kuzu kol tarifini duysunlar. Nasıl yapıyorsun tam olarak? Bilmiyorum. Her seferinde değiştirerek yapıyorum gerçi. Ama bazında yani kuzu kolu bir kere oda sıcaklığına getiriyorum. Tuz, karabiber, kalın parçalarla onu zeytinyağıyla güzel ovuyorum. Oluyorsun. Eti. İyi dinleyin değerli izleyiciler. Mükemmel kuzu kolun tarifini Canan'dan alıyoruz. Canan Hanım'dan alıyoruz. Sonra onun üstünü kapatıyorum. Bazen hatta şey yapıyorum, pişirme kağıdıyla sandviç halini getirip zımbalarla kapatıyorum. Ciddiyete bak yani zımbalarla. Çünkü o böyle suyunun böyle çıkmasını sağlıyor. Evet. Uzun bir süre yani böyle ve yüksek ateşte ne bileyim ilk bir saat onu öyle bırakıyorum. Sonra ısıyı azaltıyorum. Bayağı azaltıyorum. Yani sen bir şey söyleyeyim 200'se... bu arada. Bir profesyonel ahçı şeyle birebir doğru anlattın yani. 150'ye indiriyorum. 150'ye falan indiriyorum. Hani daha da yavaş pişsin istiyorsanız 100-130'lara falan da. 150 tamamdır bence 150 yani. Bence de tamam. 150'ye indiriyorum ve onu yarım saatte bir üstüne sularını akıtarak pişiriyorum. Yaklaşık 2,5 saat. 2,5-3 saat. Bu kadar her yaptığı anlattığı gerçekten aşamadaki teknik. Tam bir hani bir Fransız şef de anlatacak olsa kuzu kolu nasıl pişirdim diye. Ancak böyle anlatırdı. Birazcık da şey koydum. Tavuk suyu koydum bunun içine. Daha sonra birazcık en son yemeği bağlamak için sosuna çok az nişastayı açacağım soğuk suyla. Nişastayla bir hem parlaklık verecek şeye. Nişastayla bağlayacağım. Şimdi sen fırına açacaksın galiba. Ben fırına doğru evet tamam. İlerliyorum artık. Bu arada ben tadına baktım. Hakikaten Çok güzel olmuş. Acısıyla, tatlısıyla, dengesiyle. Bunu da altını kısıyorum. Bu zaten biraz sonra kapatıp nişastayla bağlayacağım. Birazcık çok da ölsünler istemiyorum çünkü şeyler. Hı hı. Hiçbir sebze içinde. Hatta şu anda altını kapatıp en son servis yaparken bir açarız nişastayla bağlarken. Ve yemeğimize devam ederiz. Bir taraftan da şurada tavuk suyum vardı benim. Nerede tavuk suyum? Burada. Noodle'ları haşlamak için. Hı hı. Onu da koyayım. Onu da altına açayım. Şöyle bir şey olsun. Bu arada şu kenarda dursun, bunu en son tekrar bağlayacağım demiştim. Bunu arkaya alıyorum. Şey yapacağım çünkü. Orada noodle'ı karıştıracağım, tavayı koyacağım, oku koyacağım. Onu da buraya alayım. Tavuk suyunun altını açtım. Zaten ekstra tuz koymama gerek yok, biraz tuz var onun içinde. Şunları birazcık kurtulayım. Noodle'lara çok bir şey koymayacağım. Çok az soya sosu, birazcık çili ve şey, en son taze soğan. İkisini de hem yemeğe hem şeye bol kişnişle doğrayacağım. Süper. En son aşamasında taze kişniş siz getirdiniz. Sen karamel yapıyorsun. Ben karamel yapıyorum. Şimdi anlatalım bir karamel nasıl yapılıyor. Toz şekerle böyle 3-4 damla limon suyunu ekledim. Çok azıcık da su ekleyeceğim. Sonra kendi kendine bırakacağım orta ateşte. Hiçbir şekilde karıştırmayacağım. Karışıldığı zaman karamel gidiyor. Sonrasında karamel rengine geldikten sonra tereyağı ve krema koyacaksın. Evet, öncesinde tereyağı koyacağım. Biraz daha harmanlanacak beraber. En son krema koyup o zaman karıştıracağım ve hemen ocaktan da alacağım. Kesinlikle. Bir dakika, ben bir tekrar baka bakayım. Gel. Kısık ateş. Ben de safran koydum bu arada. Çok kısık ateş. Şeker yanmasın diye. Evet, daha altını yakmadım. Toz şeker, birkaç damla taze sıkılmış limon suyu ve birazcık da şimdi su ekleyeceğim. Ve kendi halinde o bu karamelli o yuvarlak şekerler vardır ya, bayram şekeri. Evet, o renk alana kadar kendi halinde bırakacağım. Hı. Ardından tereyağı ekleyeceğim. Tereyağı ile de harmanlandıktan sonra krema ile buluşturacağım. Bu tam esasında biliyor musun? Klasik bir Fransızların karamel sosunun klasik birebir tarifi bu. Evet. Bunun şeyine bakacağım. Bu arada kuzu kola istediğiniz gibi yeşil yani taze kekik, tabii baharatlar, biberiye, bunlar çok güzel giden şeyler. Onları da ovabilirsiniz. Bir de şey de önemli. Bu esas buradaki en önemli şey o senin bahsettiğin oda sıcaklığındaki et, yüksek ateşte başlamak, ondan sonra ateşi düşürmek. Bunlar hep o kadar doğru teknik. Doğru teknik.
Yani esasında yemek yapmak birazcık teknik işi. Yani teknik bilirseniz ondan sonrası yaratıcılık. Ne koyarsan koy. Yeter ki teknikleri doğru yapmak önemli. Şimdi o kadar güzel anlattık Canan'da. Evet. Teknikal olarak da. Bu arada bizim mutfak da tam teşekküllüdür. Yani en büyük zevki mutfak aletleri. Evet. Onları almak. Her şey için bir mutfak aleti var bizim öyle. Evet. Ama çok güzel. Ama bir şey söyleyeceğim. Ne kadar güzel. Evet, ne kadar güzel değil mi ama mutfak? Yani, mutfak yani yurt dışına falan şey gidildiğinde böyle mutfak araç gereçleri satan... çok güzel anne, yani. Söylüyor, kafayı yiyor. Evet insan böyle ay bunu da alayım bunu da taşıyamam ki falan oluyor. Bak insanın. Hakikaten kafayı yiyorum yani böyle evet, kendimden geçiyorum. Bir de ben ya bıçak... Bazen şöyle bir şey oluyor uzun sürüyor bundan dolayı. Yani mesela atıyorum bir salata yapılacak. Giyotin çıkıyor işte ince ince havuçlar doğranıyor böle hani. Ama demiştik ki yaptığı işi ciddiye alırım diye yani. Yani salata alt tarafı diye yani yemiş. Ama affedersin de demir doğduktan sonra çok daha çok daha pratiğim yani. Şimdi ama 2 yaşındaki çocuk evde. Yapmak zorundayım evet. Evde ama devamlı bir et suyu durumu var. İşte bak bunu yapmak yani bile... demir için bak, o da hep. Ve yoğurt. Yoğurt evet. Evde, yapıyor ki evde kendiniz yapıyorsunuz evde kendimiz yapıyoruz evet. Bunu yapmak bile, et suyunu evde yapmak bile zaten bu işin bir ciddiyet göstergesi, ben söyleyeyim. Evet. Yoğurt için de yine aynı. Aç verin evet. Altını, yoğurt da öyle. Yoğurt, evet çok güzel yoğurt yapıyoruz. Öyle mi? Evet. Biliyor muydunuz tereyağıyla mayalayabiliyorsunuz yoğurdu? Hayır, bilmiyorum. Muhteşem oluyor. Allah Allah. Evet, tereyağıyla mı mayalıyorsunuz yoğurdu? Bazen, evet. Allah Allah. Tuzsuz tereyağı olması gerekiyor. Tamam. Mayalamak için hani aynı ısıya getiriyorsunuz. Onu önceden yapıp o biraz daha erimesini beklediğiniz için biraz daha önceden hareket etmeniz gerek. Ama çok enteresanmış. Ben hiç duymamıştım. O taş gibi görüntüyü evet. O veriyor ama altta tabii hani kestiğiniz zaman tekrar sulanıyor tabii. Ama o müthiş bir şey. Bu arada internetten bir de öğrendim. Sulanması normal zaten. Yani sulanması iyi, normal. Zaten sulanmazsa sıkıntı var demek ki. Evet, tabii. Sulanmazsa sıkıntı. Ama o tereyağı üstte donuyor bir de. İçine karışmıyor. Üstte donuyor. Muhteşem oluyor. Ben deneyelim evet, valla bunu. Deneyelim. Herkes dinledi mi? Bakın değerli izleyiciler. Evet, müthiş diyorlar geliyor Canan Ergüder'den. Kuzu kollar, yoğurtlar, tereyağlı yoğurtlar. Yok yok yani bugün... İzleyiciler için de çok verimli bir program oluyor. Zaten harika. Getirdiğiniz malzemelerle de bizim zihnimizi açtınız. Hem Hindistan cevizi ya, hem kişnişle. Biz de her zaman yaptığımız şeyleri rutinde çıkarak daha değişik bir şeyler yapıyoruz. Dediğim gibi bizim yemeğimiz esasında hazır. Son bir ısıtacağım ve nişastayla bağlayacağım. Belki gerekirse birazcık daha tavuk suyu katarım. Bir daha bir sadece tadına bakacağım. Şu suyun tadına bakacağım acısına. Bitirin mi? Nişastaya bile gerek yok diyorsun. sadece parlaklaştırsın diye ama acısı macısı her şey çok her güzel şey olmuş. Her şey çok iyiydi. Bunu daha yapmadım. Şu kaynamasını bekliyorum. Nurlar kaynadıktan sonra çok hızlıca taze soğan, çok az çili biberi koydum. Ondan sonra da biraz soya sosuyla falan toparlayacağım nurlarımı da. Hmm. En son her yemeğin içine son aşamasında bolca kişniş gidecek. Başladı evet. Mı senin karamelin? Evet yavaş yavaş kaynamaya. Böyle birazcık şeker erimeye başladı. Peki sonra nasıl tanıştınız siz? Biz Güllerin Savaşı'nın setinde tanıştık. Daha önce tanışmıştık. Daha önce tanışmıştık ama yani. Evet yani aynen. Çok büyük bir muhabbetimiz nasıl yani? Ben yani Canan'ı ilk olarak Türkiye'ye yeni dönmüştüm. Herhalde birinci veya ikinci yıldı. Belki de birinci yılıydı daha döndüğümün. Canan'ı bir oyunda görmüştüm ve çok beğenmiştim oyunculuğunu. Ondan sonra böyle bir gün Galata'da bir işim vardı. Dolaşırken Canan'ı gördüm. Böyle ayaküstü biraz sohbet ettik. Yani o şekilde tanışıyorduk. Sonra Güllerin Savaşı dizisinde... Aynı sete düştünüz. Oynuyordu. Düştük, evet. Bana işte ikinci sezonunda teklif geldi. Ve işte dediler ki Canan Ergüder'in partneri olarak girmeyi düşünüyoruz falan. Ben çok heyecanlandım. Senaristler de çok güzel anlattılar karakteri. Yani karakter de hoşuma gitti. Ve sonra sete gittim. İlk sahnemde Canan'laydı. Çok heyecanlıydım ilk sahnemde. Çünkü yani karşımda böyle ciddi ve kuvvetli bir oyuncu var. Tabii. Ama hep yani gülüyordu. Yani falso olur. Yok. Yani sen gayet iyiydin de benim kafamda hani yani. Kafamda beni sorular. Aynen. Ondan sonra gayet güzel geçti. Güzel de bir sinerji oldu aramızda evet. Sahnelerde. Zevkle oynamaya başladık sahneleri. Evet.
Ondan sonra da böyle kendi kendine. Zaten gelişti ondan sonra. Ama yani Güllerin Savaşı'nın bir etkisi var yani demek ki. Evet. Yani evet. Bir araya gelmenizde. Aynen. Tabii yani bir kere zaten setlerde aile oluyorsunuz çok çabuk evet. Böyle. Birlikte oynadığınız oyuncularla, ekiple. Çünkü o kadar ağır çalışınca doğal ağır olarak yani. O insanlar hayatınız tabii. Oluyor uzun bir süre boyunca. Tabii yani o çok normal bir şey. Evet. Tutarsa. Taze soğanımı da koyuyorum. Ne yaparsa tutarsa. Tutarsa. Bir de hep öyle bir risk var değil mi işte? Evet. Yani maalesef. O sabah herkesin... Belli olmuyor. Belli olmuyor. Bu iş belirsiz bir iş. Garantisi yok yani. Neyi hangi iş tutar hangi iş tutmazın da bir şey yok. Evet. Yok. Tamamen bir şey yani o. Ya tutarsa bazen oluyor bazen olmuyor. Birçok faktör var. Onların evet. Bir araya gelmesi lazım. Onların bir araya nasıl geleceğini kimse bilmiyor aslında. Ama herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Tutarsa evet. Tutuyor. Peki hani her ikinize de aynı soru. Çocukluktan beri hep oyuncu olmak şeyi var mıydı? Hayali? Benim vardı evet. Benim, vardı, ben dansçı olmak istiyordum. Sonra oyunculuğa değişti. Ha, ilk başta dansçılık mı vardı? Evet. Oyunculuk oyuncu. Evet. Ama yani ikiniz de yurt dışında okumuştunuz falan değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet. Doğru biliyorum yani. Evet. Doğru. Benzer okullarda okumuşuz. Benzer dallarda okumuşuz. Ben tiyatro ekonomi okudum. Hı-hı. O tiyatro sosyoloji evet. Okumuş aynı anda. Galiba aynı sebeplerden dolayı evet. Yani ben evet, aile... Aileleri evet. Mutlu etmek için. Aileler. Evet çok enteresan. Aile. Benim de bir tane yayınım var o da oyuncu olacak Göya. Yani Güya dedim olacak inşallah. Güya demeyin canım bu televizyon programımızı Güya dedi. Hayır oyuncu olacak. O da çocukluğundan beri oyuncu olmak istiyor. 20 yaşında şimdi. O da işte bu sene Londra'da konservatuara başlayacak. Hmm. Aa çok güzel. Başarılar. İnşallah o da sizler kadar böyle işini ciddiye alan iyi bir oyuncu olur. İnşallah. Şeyim kaynamaya başladı birazcık. Şöyle soy efendilerini de atayım. Zor bir yolculuk ama belirsizlerle, belirsizliklerle dolu bir dizi tecrübesi yaşadı. Dizi de Mardin'de çekiliyordu. Ben de gittim 5 gün onlarla kaldım orada. Midyat'ta çekiliyordu dizi. Hmm. Çok zor iş. Orada aynen. Gördüm. Çok demek, zor bir kere şey. Oyunculuk demek yani dizi oyunculuk demek bence beklemek demek. Aynen tabii. Öyle. Devamlı bekliyorsun evet. Yani hani herkes bir şey bekliyor. Herkes bekliyor. Bekle. Biraz sabırlı sen olacaksınız. Sen malzemelerden bir tanesisin aslında. Evet tabii. Yani, hani yapılan evet. Yemekte. Yani Allah kolaylıkla. Aa çok güzel bir çok benzetme yaptın. Çok güzel bağladın. Gerçekten. Hayır bir de şey ama yani hakikaten size de Allah kolaylık versin. Zor iş yani o iş. Kolay evet, her iş zor ama hani. Evet her iş zor tabii ama. Her iş zor yani setteki şartlardan çok ben daha aslında geniş bir şeyden bahsediyorum. Yani oyunculuk çok fazla belirsizlik içeren evet, bir aynen. Meslek ve yani elinde değil. Yani kontrol hiçbir zaman sende değil belki ama yani bu işte hiç sende değil. Yani hiçbir şekilde doğru. Sende değil. Yani mesela insanlar hani bir işe girmek için ne yaparlar? İş ararlar, başvururlar, evet. İşte giderler bir mülakata girerler falan. Hani bizde öyle bir şey yok. Yani evet. Bekliyorsun. Yani işte o setteki bekleme var ya, yani iş yokken de bekliyorsun. Genel bir bekleme oluyor. Evet, yani birileri evet. Bir şeyler yazıyor, birileri onu yönetmeye ve işte yapımını yapmaya karar veriyor. Ve ondan sonra sen... Bulunuyorsun bir şekilde falan. Yani bizde de mülakata giriyorsun ama yani mesela orada seçilme sebeplerini kontrol edemiyorsun. Sen sadece sen olabilirsin. Evet. İşte belki inanılmaz bir oyuncusun ve aradıkları karakterin yansıtabilecek kişiyi sende görüyorlar. Çok iyi yansıtır bu diyorlar ama şimdi abartı bir örnek veriyorum ama yani bir... Anlatabilmek için bu örneği biliyorum, veriyorum. Biliyorum ben. Bir gözün yeterince mavi değil, diğer gözün yeterince kahverengi değil gibi bir sebepten tabii. Dolayı seçilmiyorsunuz tabii. Mesela. Yani kesin kualifikasyonlar yok. Hani bir muhasebeci gibi çok, işte çok, ben şu okulu bitirdim, şu şeyleri aldım, şu işlerde çalıştım. Buyurun ben iyi bir muhasebeciyim. Evet. Hani oyunculukta öyle bir şey yok. Çok böyle belirsiz. Ya da tamamen başka bir renkte bir insan düşünürlerken gidiyorsunuz o mülakatta inanılmaz bir şey ortaya çıkarıyorsunuz ve hiç düşünmedikleri bir kapı açmış doğru. Oluyorsunuz ve o yüzden de seçilme ihtimaliniz var. O yüzden hiçbir zaman umudu kaybetmemek gerekiyor. Doğru. Evet. Hiç beklenmeyen bir yerden çok güzel şeyler çıkabilir. Ama yani zor oldu. Zor bir iş oldu %100 kesin. Şimdi ben noodle'larımı da attım şeye. Haşlamaya. Senin karamelin yavaş yavaş evet, koyuyor. Evet yavaş yavaş artık. Şimdi noodle'lar sizi sonra süzeceğim. Burada birazcık soya sosu, biraz tatlı acı çivi ile biraz soya filizi ve birazcık şey koydum. Taze soğanlarımı kestim en son aşamasında makarnalarla beraber sallarken içine alacağım. Şeyin içine nişastayı attım sadece bir ısıtması kaldı. İstiyorsanız şöyle bir şey yapalım. Şöyle şuraları bir toparlayalım. Tamam.
Toplumun daha güzel yerine gelelim. Artık yemeklerini tadına bakalım. Yemeklerimizin ve programımızın güzel yerine geldik. Çünkü sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Bu Hindistan cevizi sütlü ve Hindistan cevizi yağlı ekli tavuk yemeğimiz hazır. Evet. Mükemmel bir karamel sos yaptık. Karamel sosumuz hazır. Noodle'ımız hazır. Şimdi geldik ana malzememize yani. Kişniş. Geldik kişnişe. İkisine de koyacağım birazcık kişniş. Şöyle yaptım ve doğruyorum kişnişini. Sen kişnişi doğrarken o zaman evet. Ben keki çıkartıyorum. Keki çıkar sen de evet. İkisine de birazcık kişniş koyacağım. Hem noodle'a. Siz nerede kullanıyorsunuz en çok kişnişi evde falan? Her şeyde mi? Salataya falan koyuyorsunuz? Salataya da bazen. Koyuyoruz. Yani bazen evet. Kişniş bazen bulunuyor, bazen bulunmuyor. Her zaman da bulunmuyor, doğru söylüyorsun. Ama artık pazarlarda da satılıyor yani. Satılıyor pazarlarda? Satılıyor. Hem de çok güzel kişnişler bizim ihtimaliniz oluyor. Evet, böyle kocaman bir tutam. Ben buna çili biberi koydum diye acı çili koymadım. Sadece tatlı çilisinden koydum. Evet. Ama çok lezzetli olduğunu umuyorum bunun da. Bakayım kekine. Baksanıza keke. Kek de hazır. Ay, yanma. Ay, olsun bir şey olmaz. Yanma. Şuradan bakın. Oradan bakın siz keke. Muhteşem. Evet. Of. Şöylece o zaman ben yavaş yavaş tabaklama işlemlerine de başlayabilirim. Daha fazla size eziyet çektirmeyelim. Evet. Zaten aç geldiğini söylemiştiniz. Aynen. Hatta Demir'in iştah problemi var mı? Karıştırabilirsiniz değil mi? İstersen yerken karıştırabilirsiniz. Demir'in iştah problemi var mı? Hiç yok. Hiç yok. Ha, ne kadar? Çok seviyorum. Çok seviyorum. Şanslıyız. Yemek çok seviyor. Ha, ne kadar güzel. Demek işte anne baba bir şey söyleyeyim ben şeye çok inanıyorum. Böyle hani siz de belli ki keyif alıyorsunuz yemek yemekten. Yani evet. Hani sadece doymak anlamında yemek yemek değil. Evet. Öyle ailelerde bir şekilde çocuklara da o yansıyor. Evet. Yani o keyif alabilmek yemekten şeyi yansıyor hakikaten. Bence de. Yani bizim farklı bir deneyimimiz olmadı o konuda. Yani o da çok düşkün. Hatta böyle restorana gitmeyi, sosyalleşmeyi falan çok seviyor. Yani sofrada oturmayı seviyor. Hemen böyle aurası değişiyor. Çok şanslısınız. Evet. Çünkü bazı çocuklar hakikaten annelerin babalarının burnundan getirirler yemek evet. Yemek. Evet. Şanslıyız o konuda. O bakımdan siz şanslısınız. Şimdilik... Ben artık yavaş yavaş servise geçiyorum. Her şeyin altını kapattım. Ay çok heyecanlıyım. Ben de. Şimdi bu kadar seni dinledikten sonra özellikle senden korktum ben. Vallahi korktum. Beğendirebilecek miyim, beğendirebilecek miyim? Kesinlikle beğendireceksiniz. Bir korkum var yani. Çok çok güzel görünüyor. Ay, ama yani sen bana bir şey verdin. Bir korku verdin. Yani kuzu kolu öyle ovaladım. Önce yüksek ateş sonra dizilmeye düşürdüm falan dedikçe içim bir şey oldu yani. Evet şuradan şunu alayım. Ay. Şu hem etinden hem tavuğundan da gelsin. O zaman bilinmeyebilirim. Siz kim, hanginiz mantar sevmiyor? Biriniz ben. Mantar sevmiyor. Ben de çok severim. Öyle mi? Ha. Ben de... Bunun için mantar da koyacaktım da. Tahmin ettim çünkü. Uyarı geldi. Mantar koymayalım diye. Ben mantar sevemedim ya. Denedim de yani olmuyor. Peki o mesela hani o işte trüf mürf vardır ya onlar. Trüf tamam. Yani böyle sadece makarnanın üzerine rendelemek kaydıyla falan belki öyle bir şeyler olabilir mi? Öyle bir şey olabiliyor. Trüf yağına bayılıyorum. Ha işte bak demek ki seviyorsun bir şekilde. Evet. Bir tek onu. Dokusunu sevmiyor galiba. Ben, dokusunu sevmiyor olabilir belki. Yani çok güzel gözüme güzel görünüp yediğimde beceremiyorum onu yani. Herkes her şeyi sever söylemeyeceğim. Boğazdan geçirmeyi. Ben de ciğer yiyemem mesela. Her şeyi yiyorum ama ciğer yiyemem. Sen yer misin ciğer mesela? Ciğer yiyebiliyorum evet. Çok sevdiğim bir şey değil ama bazen çok çok güzel yapıldığında. Ciğeri tabii ama seven insanlar soğanla yani çok falan sevdiğim ancak insanlar. Yiyorum. Ben şey ciğeri ben çok severim. Ben de tamamen yani ağzıma attığım anda reaksiyon. Mangaldaki o ciğeri severim mesela. Hani o kebap Adana'ya, Madana'ya, Antep'e, Mantep'e gidince onu severim. Kokoreç sever misin peki onu zaman? Kokoreç severim. Ben yemem. Onu da sen yemiyorsun. O iyiymiş. İşkembe? Hayır. Sen sakatat sevmiyorsun o. Ben çok sakatat sevmem. Teşekkür ediyorum.
Yine de üfleyerek yapın. Bu arada onlar da hazır. Bir koklayın önce, güzel kokuyor evet. Bakalım yaptığımız yemekler. Olağanüstü kokuyor. Bence de güzel olduğunu tahmin ediyorum. Siz vallahi. Yemeyecek misiniz? Yiyeceğiz. Önce siz tadına bakın, biz sonra yeriz. Ha, biz bekleyelim mi diye. Hayır, biz de yiyeceğiz. Herkes yiyecek, merak etmeyin. Ha, i̇yi, harika. Evet, şimdi sınıfı geçecek bakalım mi? Dökmeden. Ya dökseniz önemli değil. Döksek ya, rahat de. Beğendin mi? Çok. Doğru söyle. Vallahi çok. Ya bunu beğenmemek zaten mümkün, yani, değil. Mümkün değil. Ay çok sevindim. Yani damağınızda yani beklediğiniz bir şeye yakın bir şey olmuş mu? Aynen olmuş. Çok ay çok sevindim. Acı mı? Acı mı? Bence hep birazcık acı. Daha da acı o olabilir. Acı daha hakikaten mi diyorsun? Yani. Tabii. Bak bayağı acı evet, şeyi var. Onun için hazır biz evde onun özel bir torbası var. Ekstra kurumuş çiğ biberleri kurumuş var. Biberleri. Onları mesela bir tane de şey biber, bu kadar acı seviyorsan sana bir şey tavsiye edeceğim. Ya yayından sonra şeyini söylerim nereden alabileceğini. Hı-hı. Bir AVM'nin içindeki bir şeyde ekstra hat bir kırmızı biber var. Hı-hı. Az kullanmak kaydıyla sen sevebilirsin. Hı-hı. Yayın bittikten sonra söyleyeceğim. Sos ama şimdi geldi acı. Geliyor acı. Sosun içinde geliyor, acı geliyor. Çünkü. Bunlar çok şık oldu ya. Bunlar nasıl gözüküyor? Olağanüstü. Hepsi çok harika görünüyor. Makarna. Ben de çikolata yiyeyim bari. Ben de çikolata yiyeyim bari. Şunlar neydi? Şunlar. O portakallı. Portakala bayılırım. Evet. Noodle süper. Yıkılıyor. Güzel değil mi? Çok. Bir de kıvamında pişirdim. Yani yine çok piştim. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Ben çok sevindim. Güzel miymiş? Çikolata mı? Çok güzel. Ağır kulağım. Fark ettim ben onu. Ben bunu amca, şimdi portakalla çikolataya zaten bayılırım. İkisi bir aradayken çok çok güzel. Afiyet olsun. Abi, size de afiyet olsun. Alayım. Sen hastasın sen. Ben de portakallı alayım o zaman. Bak. Ha, bu arada ne kadar güzel güzel konuklarımız yemekleri hapu buruyorlar. Acıklıkları da belli. Bizim hiç öyle bir derdimiz yok vallahi. Gerçekten ben çok güzel olmuş. Önce şöyle bir noodle alayım. Noodle demin. Noodle'lar çok güzel pişmiş. Tencereden yemiyorum değerli izleyiciler. Burayı alıp bırakacağım. Ondan sonra bir daha çatalım sökmeyeceğim. Öyle diye bazen yorum yapıyorlar. Tencereden yiyorsunuz niye yediniz evet. Diye. Tencereden yemiyorum yani. Ama en güzeli de tencereden yemek olmuyor mu? Evet bence de. Kızıyorlar. Ama yani kızıyorlar biliyorum ama. Hakikaten yani çok güzel olmuş şu an. Evet evet. Çok güzel. Çok hoş. Hepsi çok güzel olmuş. Portakallı gerçekten çok güzel. Çok güzel değil mi? Çok. Bir şey rica edeceğim. Yemeklerimize devam edeceksiniz. Vaktimiz var ama. Yani ondan da deneyelim. Şunu bir tadına evet. Deneyelim gibi bir yorum yaparsanız. Araya girsin. Araya girsin. Tekrar yemeğe deneriz ondan sonra. Bir merak ediyorum yorumunuzu. Sos çok güzel, güzel ama böyle kalıyor da insan. Değil mi? Evet evet. Çok hoş. Şöyle buyurun efendim. Ay. O önünde var Kerem. Bir dakika şimdi ben buna şöyle. Ulan. Nasıl? Bir şey söyleyeceğim. Şey kek seviyorsa oraya götürün eve. Evet. Demir'e. Demir kek sever mi? Yiyor mu? Çok şeker yedirmiyorsunuz. Evet. O yüzden. Çok şeker. Demir'e yediremem bunu ama Gül'e götürebiliriz. Çok güzel. Dilim götürün mü var? Afiyet olsun. Dün bahsediyordunuz çok elim ayağım diye evde. Aynen. Yani tamam işte ona götür. Ne güzel. Bir dilim o bence Gül yesin yani. Bence de Gül çok yesin. Güzel. Aynen çok bir şey söyleyeyim güzel. Çok güzel. Siz de çok harikaydınız. Çok teşekkür ederim. Çok biz enerji kattınız programımıza. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten şu an. Getirdiğiniz malzemelerle zihninizi açtınız. Nefis bir program oldu. Ayaklarınıza sağlık tekrardan. Ellerinize sağlık. Demir'i de bizim için öpün diyoruz. Çünkü maalesef programın da sonuna geldik. Ben bir tam olarak bugün ne yaptığımızın bir üzerinden geçeyim efendim. Bugün neler mi neler yaptık. Efendim nefis bir Hindistan cevizi sütlü, körili, et ve tavuk yaptık. Jülyen kestiğimiz bonfile parçaları ve tavuk parçalarını tuz ve karabiberle lezzetlendiriyoruz. Wokumuzun içine biraz sıvı yağ koyduktan sonra etlerimizi ve tavuklarımızı yavaş yavaş tavayı soğutmadan içine ilave edip karamelize ediyoruz. İçine birazcık da Hindistan cevizi yağı ekliyoruz. Sırasıyla jülyen kestiğimiz soğanlar, Meksika biberleri, havuç rendesi, sarımsak, taze zencefil koyup sotelemeye devam ediyoruz. Köy biberi ilave ediyoruz. Birazcık tane kişnişi ezdikten sonra içine ilave edip sallamaya devam ediyoruz. Köri koyduktan sonra biraz daha kavuruyoruz. Soya filizlerini ekliyoruz. Tatlı çili sos, acı çili sos ve pekmez koyuyoruz. Soya sosunu da koyduktan sonra biraz daha çeviriyoruz. Hindistan cevizi sütünü de ekledikten sonra biraz da tavuk suyu koyduktan sonra safran ilave ediyoruz. Ve çok öldürmeden pişmeye bırakıyoruz. Üzerine taze kişniş koyuyoruz ve suda açtığımız nişastayla biraz bağladıktan sonra servis yapıyoruz.
Taze kişnişli noodle için noodle'larımızı kaynayan tavuk suyunun içinde haşlamaya bırakıyoruz. Ayrı bir tavaya biraz sıvı yağ, birazcık Hindistan cevizi yağı koyduktan sonra Meksika biberlerini ekliyoruz. Çok hafif soteliyoruz. İçine soya filizi, tatlı çili sos ve soya sos koyuyoruz. Tuz ve karabiberini dengeledikten sonra haşlanmış olan noodle'larımızı tavaya alıyoruz. Taze soğan ve taze kişniş koyup birazcık sallıyoruz ve servis yapıyoruz. Kuru meyveli ve karamel soslu kekimiz için yumurtayla şekeri güzelce çırpıyoruz. Süt ve sıvı yağ ilave ediyoruz. Ondan sonra biraz daha çırpıyoruz. Arkasından kuru malzemesini yani un, vanilya, kabartma tozunu koyduktan sonra kabaca karıştırıyoruz. İnce kıydığımız kuru meyve ve kuru yemişleri de kattıktan sonra kalıbımıza döküp fırında güzelce kabarana kadar pişiriyoruz. Karamel sos için bir tavanın içine toz şeker koyuyoruz. Birkaç damla limon suyu ve çok çok az su koyduktan sonra iyice güzel bir kahverengi olana kadar kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. İçine tereyağını koyup eritiyoruz. En son kremasını da koyup bir taşım kaynattıktan sonra kekimizle birlikte servis yapıyoruz. Evet, maalesef bugün de süremizin sonuna geldik. Siz ne yapıyorsunuz? Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Biz böyle harika konuklarla birbirinden seçme lezzetlerle evlerinize misafir olmaya devam ediyoruz. Hoşça kalın demeden son bir sosyal medya hatırlatması. Instagram, Facebook, Mehmet Özer'le Mutfak'ta. Kaçırdığınız bölümler, detaylı tarifler Fox.com.tr'de diyoruz ve hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.